Herkese merhabalar. Kürt meselesi ve çözüm arayışları sunumunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde 99 ve 2015 yılları arasında gerçekleşen 3 barış sürecine değineceğim. Ama esas olarak son süreç olan 2013-2015 çözüm süreci üzerine yoğunlaşacağım. Şimdi ilk çözüm süreci 99 yılında başladı. 99-2004 İmralı süreci olarak bunu tanımlayabiliriz. Bu sürece baktığımızda birkaç özelliğin altını çizmek lazım. Bu bir kapalı süreçti ve esas olarak İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Öcalan'la güvenlik bürokrasi arasında yürüyen görüşmelerle şekillenen bir süreçti. Ve esasında PKK'nın silahsızlandırılması, işte sınır dışına çekildiği ve 5 yıllık bir ateşkesin, bir fiili ateşkesin hakim olduğu yıllardı. Bu döneme baktığımızda ana akım Kürt siyaseti 90'lı yıllarda başlattığı bu iç çözüm tartışmalarında bir karara vardı ve burada bir stratejik tercihe yöneldi. Yine esas olarak demokratik cumhuriyet tezi etrafında Avrupa Birliği hukuku içerisinde genel bir demokratikleşme ve bunun içerisinde Kürtlerin kültürel ve lisan haklarının tanınmasıyla sorunun çözülebileceğini ve şiddet meselesinin ortadan kalkabileceğini iddia etti ve buna uygun bir pozisyon aldı. Bu dönemde Ankara'ya ya da AK Parti liderliğindeki Türk siyasetine baktığımızda Avrupa Birliği hukuku ve reformları kapsamında bir demokratikleşme söyleminin hakim olduğunu görüyoruz. Ve kimi reformların yapıldığını görüyoruz. Siyasal alanda herhalde en kritik mesele idamın kaldırılmasıydı. Zira bu Öcalan pozisyonunu etkileyen bir konumdu. Daha çok kültürel reformlar yapıldı ve işte Kürtçe'ye sınırlı düzeyde alan açan bir takım adımlar atıldı. İşte Kürtçe kursların bu dönemde açıldığını biliyoruz. TRT 3'te haftada 2 saati, günde 45 dakikayı geçmemek üzere Kürtçe yayıncılığının önü açıldı. Yine Avrupa Birliği hukuku içerisinde çeşitli ifade özgürlüğü gibi, örgütleme özgürlüğü gibi alanlarda genişlemelerin olduğu yıllardan bahsediyoruz. Belki bu yıllarda altını çizmemiz gereken en temel mesele şu, Ankara'da yeni hükümete gelen ve tek başına hükümet olan AK Parti ile geleneksel devlet bürokrasi arasında krizin de hakim olduğu yıllar. Zira sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasında bu kriz önemli bir faktördü. Ama bu krizle beraber altını çizmemiz gereken ikinci temel mesele de Irak-Kürdistan bölgesinin kuruluşuydu. 2003 yılında yani İmralı süreci devam ederken ABD'nin Irak'a müdahalesi sonrasında Irak-Kürdistan bölgesi inşa oldu ve burada Kürtler tarihsel coğrafyalarında kendi teritoriyel egemenliklerini inşa ettiler. Ve bu durum hem Ankara'nın pozisyonunu etkiledi hem de PKK'nin pozisyonunu etkiledi ve İmralı süreci olarak tanımlayabileceğimiz sürecin çöküşünde etkili oldu. Şimdi Oslo süreci bildiğiniz üzere 2008-2011 yılları arasında gelişti. Bu süreç de İmralı süreci gibi kapalı bir süreçti. Ama bu sürecin en önemli özelliği üçüncü bir aktör bulunuyordu. Bu aktör uluslararası bir aktördü. Tam olarak kim olduğu, bir devlet mi, bir STK mı ya da bir çatışma çözümü alanında uzmanlaşmış bir kurum olduğu yönünde çeşitli spekülasyonlar söz konusu. Ama bununla beraber bir arabulucunun olduğunu biliyoruz. İmralı sürecinden farklı olarak bu süreci AK Parti hükümeti yönetti. Yine bürokrasi eliyle olsa da, güvenlik bürokrasi eliyle olsa da siyasal sorumluluğu aldığını görüyoruz AK Parti'nin. Ve geçmiş süreçten farklı olarak Öcalan'ın yanı sıra KCK ile de doğrudan temasın olduğunu biliyoruz. Bu dönemde Kürt, ana akım Kürt siyasetine baktığımızda iki önemli hususun altını çizmek lazım. Birincisi Öcalan yakalanışıyla beraber örgütün içine girdiği krizden çıktığını görüyoruz. Ve belki de bunun bir yansıması olarak bir demokratik cumhuriyet tezinden demokratik özellik tezine geçtiğini görüyoruz Kürt hareketinin. Yani taleplerinde radikal bir değişim oldu. Özetle Kürtlerin politik statüsünü talep eden ve yerellerde kendilerini yönetme hakkını bir özellik çerçevesinde talep eden bir pozisyon aldı ana akım Kürt siyaseti. Burada AK Parti ve Türk siyaseti ve devletine baktığımızda esas olarak AK Parti'de bir idari yerelleşme ve kamu yönetimi reformu girişimlerinin olduğunu görüyoruz. Ve Kürtçenin alanın biraz daha genişletildiğine tanık olduk Oslo sürecinde. Belki bunun en sembolik adımı işte 2 saatlik haftada 2 saatlik yayınla sınırlı olan TRT 3'ün yerine işte TRT 6'ın ki daha sonra bu TRT Kürdi oldu. Yani 24 saat Kürtçe yayın yapan bir devlet kanalının kurulmasıydı. Ve belki ikinci önemli alanı da üniversitelerde yaşayan diller enstitülerinin kurulması ve buralarda işte Süryanice, Arapça gibi dillerin yanı sıra Kürtçenin de okutulmaya başlamasıydı. Oslo sürecinin
içerisinde altını çizmemiz gereken bir diğer önemli husus birinci jeopolitik kırılma bağlamında gerçekleşti. O da şu, 2003'te Irak-Kürdistan bölgesinin kuruluşunu bir güvenlik tehdidi olarak, bir ulusal güvenlik tehdidi olarak gören hükümet, Türk hükümeti ve devleti 2007 yılıyla birlikte Irak-Kürdistan bölgesiyle önce ekonomik alanda sonra siyasal alanda ilişkilerini geliştirmeye başladı. Bu çabalara rağmen bu süreçte bildiğiniz üzere başarısızlıkla sonuçlandı ve yaklaşık 18 ay süren ve binden fazla insanın hayatına mal olan bir çatışma döneminden sonra çözüm süreci başladı. Şimdi çözüm sürecinin önceki iki süreçten belki en önemli farkı görevli olarak kamuya açık bir süreçti. İşte akil insanlar belki bu açıklığın önemli göstergelerinden biri olarak hatırlanabilir. Yine hükümetin doğrudan yönettiği bir süreçti ve siyasal aktörlerin daha fazla görünür olduğu süreci doğrudan yönettiği bir deneyimle karşı karşıya kaldık. Son olarak da İmralı ve Oslo sürecinden farklı olarak HDP'nin de yani siyasal legal Kürt siyasi hareketinin de partisinin de dahil olduğu bir süreçti. Burada ana akım Kürt siyasetinin pozisyonuna baktığımızda bir birlikte büyüme söyleminin hakim olduğunu görüyoruz. Yani Kürtlerin, Kürt meselesinin çözümü ve Kürtlerin haklarına kavuşması ya da bu hakların tanınması sadece Kürtlere kazandırmaz. Ama aynı zamanda Türkiye'de bölgesel ölçekte hem ekonomik hem de siyasal alanda büyüme fırsatı yaratır söylemin hakim olduğunu görüyoruz. Ve yine bu dönemde bir demokratik özellik söyleminden bir yerel demokrasiye geçişin olduğunu ifade edebiliriz. AK Parti liderliğindeki Türk devleti ve siyasetinde esasında bir istikrarın olduğunu ifade etmek mümkün. Zira Oslo sürecindeki çerçeve büyük oranda devam etti. Yani bir idari yerleşme ve kamu yönetimi reformu bir yandan, bir yanda Kürtçe alanın genişletilmesi. Bu genişlemeye iki önemli alanda tanık olduk. Bir tanesi lisans düzeyinde Kürtçe bölümler açıldı üniversitelerde. İkinci olarak da özel liselerde Türkçenin yanı sıra Kürtçe eğitim vermenin önü açıldı bir yasal düzenlemeyle. Ama devlet nezdinde, Ankara nezdinde altını çizmemiz gereken bir diğer kritik mesele devlet krizinin bu dönemde ortaya çıkışı. Zira işte dershane kriziyle başlayan işte Gülen örgütüyle AK Parti arasındaki çatışma ya da koalisyonun dağılması diyelim bu dönemde ortaya çıktı ve çözüm süreci tam da bu devlet krizinde Gülen örgütüyle AK Parti hükümeti arasındaki kavgada iki tarafını arasallaştırdığı bir meseleye dönüştü. Ama bütün bu hikayeye rağmen çözüm sürecinde aslında Kürt meselesinin çözümüne dair genel bir uzlaşı çerçevesinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu uzlaşı çerçevesinin iki yüzü vardı. Bir tanesi bir genel demokratikleşme ve sivil toplumu güçlendirme. İkinci yüzü ise yerel yönetmenin güçlendirilmesi ve Kürtlerin yerel yönetimler düzeyinde, belediyeler düzeyinde kendilerini yönetme kapasitelerinin ve imkanlarının genişletilmesiydi. Yani çok özetle ifade etmem gerekirse. Ama bildiğiniz üzere buna rağmen çözüm süreci de başarısızlıkla sonuçlandı. Ama buna rağmen, bu başarısızlığa rağmen bu sürecin biraz detayına baktığımızda birkaç hususun altını çizmek gerekir. Birincisi çözüm sürecinde ana akım Kürt siyaseti büyüdü. Yani HDP'nin temsil ettiği bu siyaset esas olarak entegrasyonu ve barışı önceliyordu ve bu entegrasyon ve barış siyaseti özellikle Kürtler nezdinde karşılık buldu ve 1991'den 2014'e kadar %6.5 bandını aşamayan legal Kürt siyasi geleneği HDP ile beraber %13 düzeyinde bir oy aldı. Daha önce ortalama 8 ilde iddiası olan bir hareketten işte Kürt coğrafyasında 20 ilde iddiası olan bir harekete dönüştü. Ki bu 20 ilin 12'sinde birinci parti, bunun 11'inde %50 ve üstü oy alıyor. 3'ünde bir denge gücü, 7'sinde ise dikkate değer bir muhalefet hareketi. Metropollerde dramatik bir büyüme yaşandı. 11 metropolde yaklaşık %10 ortalama olarak oy alan ama işte %5 ile 17 arasında değişen bir toplumsal desteğe sahip bir harekete dönüştü. Ve bütün bu büyüme içerisinde asıl kaynağın bir muhafazakar Kürt seçmeninden geldiğini gördük. Özetle aslında çözüm süreci içerisinde muhafazakar Kürt tabanı içerisinde radikal bir dönüşüm yaşandı. Bir Kürdi siyasetin etkisi güçlendi ve bu güçlenme HDP'nin büyümesinde önemli bir kaynak olarak işlev gördü. Çözüm sürecinde altını çizmem gereken ikinci önemli mesele yine jeopolitik. Yani ikinci jeopolitik kırılma olarak adlandırdığım Rojava gündemimize geldi. İşte İmralı sürecinde Irak-Kürdistan bölgesinin inşasıydı. Rojava, Irak-Kürdistan bölgesinden daha fazla bir etki yarattı Türkiye'nin Kürt meselesinde.
Bunda birkaç kaynağın altını çizebiliriz. Herhalde en önemli kaynak Suriye'deki ana akım siyasetle Türkiye'deki ana akım siyaset arasındaki, Kürt siyaseti arasındaki bir örgütsel ve politik yakınlık. Bunları bir tür kardeş örgüt olarak kodlamak mümkün. İkinci olarak ana akım Kürt siyaseti Irak-Kürdistan bölgesinin inşasında hemen hemen hiçbir kaynağını mobilize etmedi. Ama buna karşın Rojava için hem Türkiye'deki kaynaklarını hem de uluslararası alandaki kaynaklarını, hani hem insani hem de kurumsal kaynaklarını olağanüstü düzeyde mobilize etti. Rojava ile Türkiye Kürtleri arasındaki dilsel ve coğrafik yakınlığının altını çizmek lazım. Zira Irak-Kürdistan bölgesindeki Kürtlerin çoğunluğu Sorani lehçesini konuşurken Suriye Kürtleri ve Türkiye Kürtlerinin çoğunluğu, Suriye Kürtlerinin tamamı aynı lehçeyi konuşuyorlar. Yani Kurmancı konuşuyorlar. Yine Irak sınırından farklı olarak Suriye sınırı bir düzlük alan, yani Kürtlerin tabiriyle çizginin altı ve üstü, yani tren rayının altı ve üstü hem bir ovalık alan hem de Irak-Kürdistan bölgesinin 3 katı kadar daha uzun olan bir alan. Bu dilsel ve coğrafik yakınlığın da biraz kolaylaştırıcılığıyla zaten tarihsel olarak da Türkiye ve Suriye arasında bir kaçakçılık ekonomisinin, bir kaçak ekonominin zaten yıllardır devam ettiğini görüyoruz. Bu konuda herhalde altını çizmem gereken son mesele ise uluslararası yansımalar. Rojava ile beraber sadece Suriye Kürtlerinin değil ama aynı zamanda Irak Kürtlerinin, Türkiye Kürtlerinin siyasal hak mücadeleleri uluslararası alanda geçmişe kıyaslanmayacak ölçüde görünür oldular. Şimdi çözüm sürecinde belki altını çizmemiz gereken en önemli mesele bir devlet krizinin ortaya çıkışı. Çok özetle ifade edersem aslında bu devlet krizinin kırılma anı 2010 Anayasa Referandumu ve 2010 Anayasa Referandumu'yla Türkiye'de geleneksel devlet elitleriyle AK Parti'nin temsil ettiği yeni muhafazakar İslami hegemonya arasındaki ilişki diyelim bir muhalefet ilişkisinden bir düşmanlık ilişkisine dönüştü diyebiliriz. Zira 2010 Anayasa Referandumu ile beraber tırnak içerisinde devlet yönetiminde bu yeni işte İslami muhafazakar sağ hegemonik blok diyelim kritik eşiği aştı ve işte Cumhuriyet mitinglerinde ifadesini bulan bir kaygı oluştu. Yani Cumhuriyet'in elden gittiği, işte Cumhuriyet'in kaybedildiğine dair bir kaygı oluştu ve bu iki, yani bir benim seküler muhafazakar hegemonya ile İslami muhafazakar hegemonya olarak kodladığım bu iki yapı arasındaki çatışmalar ya da ne derin siyasal mücadele hızlandı. Öte yandan 2000 Anayasa Referandumu ile beraber tam da bu İslami muhafazakar hegemonyanın iki bloğu, bunun iki kurucu ya da iki öncü örgütü olan AK Parti ile Gülen örgütü arasındaki işbirliği kırılmaya başladı ve bu kırılma bildiğiniz üzere işte 15 Temmuz'a kadar sürdü. Üçüncü olarak da yani bu İslami muhafazakar ve seküler muhafazakar iki hegemonik blok arasındaki rekabet ya da çatışma devam ederken yine İslami hegemonyanın iki kanadı arasındaki rekabet ve çatışma devam ederken işte 2011 yılında Suriye İç Savaşı başladı ve orada bir Kürdistan krizi çıktı. Ve bu Kürdistan krizi bahsettiğim ilk iki krizin aktörlerinin pozisyonlarını da değiştirdi. Dolayısıyla aslına baktığımızda 2010 yılından bu yana Türkiye'de üç ana çatışma alanının, üç ana kırılma alanı üzerinden bir devlet krizinin ortaya çıktığını iddia edebiliriz. Ve bu devlet krizi aslında bugün baktığımızda esas olarak devam ediyor. Birkaç nedenden ötürü, belki sonuncusundan başlarsam, Kürdistan krizi tırnak içerisinde bütün ağırlığıyla devam ediyor. Zira Rojava meselesi, Suriye İç Savaşı devam ediyor. İki hegemonik blok arasındaki kavga büyük anda devam ediyor. Zira bugün işte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak ifade edilen işte bu rekabet büyük anda süren bir rekabet. Son olarak İslami muhafazakar sağ hegemonyanın kendi içerisindeki tasfiye süreci, yani Gülen örgütünün tasfiyesi ve bu onun yaratmış olduğu boşluğu doldurmaya dair irili ufaklı İslami cemaatlerin çabaları, pozisyon alma girişimleri bu hegemonya içerisindeki krizi de hali hazırda sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında bir devlet krizinin olduğunu iddia edebiliriz. Hatta belki bir adım da öteye gidip yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de işte belki 15 Temmuz darbe girişiminin de ya da bugünkü işte bir güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışlarının da bu devlet krizinin yansımaları olarak kodlamak mümkün, görmek mümkün. Şimdi çözüm süreci sonrasında işte bildiğiniz üzere Türkiye radikal bir dönüşüm yaşadı. Hani bu dönüşümün herhalde en önemli göstergeleri ya da yansıma alanları bir tanesi işte Kürt sahasında
yaşanan kent çatışmaları, işte öz yönetim ilanları, buna karşı sokağa çıkma yasakları ve kentlere taşıyan çatışmalarla beraber Kürt çatışmasının belki en yıkıcı günlerinin ortaya çıkması, en yıkıcı günlerini yaşamamız. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi ve bunun ardından işte OHAL'in ilan edilmesi, yani olağanüstü hal yönetimi ilan edilmesi, devamında Kürt sahasında yaşanan kayyumlar ve yerel Kürt iktidarlarının ne diyelim tasfiye edilmesi, 2017'deki Türk tipi başkanlık sistemi olarak bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya çıkışı. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda aslında son 5 yılda Türkiye'de devletin devasa bir dönüşüm yaşadığını söyleyebiliriz. Ben kendi adıma bu dönüşümü iki kavram üzerinden tanımlamaya çalışıyorum. Bunun bir tanesi yeniden merkezileşme, yani resantralizasyon. Yani özetle aslında yürütmenin çok daha belirleyici olduğu ve merkezde olduğu, bir merkezin kendisini yeniden kurduğu bir deneyim yaşadık. İkinci olarak bu resantralizasyona bir dekonsantrasyon süreci eşlik etti. Şimdi dekonsantrasyon süreci Türkçe'ye o da yerleşme olarak çevrilir. Ama esas olarak seçilmiş yerel örgütlerden ziyade merkezi hükümetin yerellerdeki çoklu idare kapasitesinin büyümesi anlamında dekonsantrasyon süreci yaşandı. Bunu hani çok böyle bir jenerik ifadeyle söylersem, işte merkezin her yerde olduğu bir dönüşüm yaşadık. Yani devlet bir yandan yeniden merkezleşirken, öte yandan yerellerdeki yönetme kapasitesini geçmişle kıyaslamayacak ölçüde genişletti. Ve bu genişlemenin bir sonucu olarak aslında Türkiye'de bir demokratik standartların dikkate değer düzeyde gerilediğini görüyoruz. Ve nitekim uluslararası alanda yapılan çeşitli endekslere baktığımızda, işte Türkiye'nin ılımlı otokrasi gibi ya da işte kusurlu demokrasiyle bir hibrit rejim, otoriter rejim arasında bir hibrit rejim olduğu ama daha çok otoriterliğe ramak kalmış, hemen otoriterliğe dönüşmüş bir rejim olarak kodlandığını görüyoruz. Nitekim endekslere baktığımızda aslında Türkiye'deki demokrasi değerinin ya da demokratik düzeyin 2012 ve 13 yılıyla beraber kademeli olarak düştüğünü görüyoruz. Bunun herhalde birinci kırılma anı 2013 yılıdır. İkinci kırılma anında 2015 sonrası, ne pardon 2016 15 Temmuz sonrası oluşturur ve belki üçüncü kırılma anında işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş oluşturur. Ama hemen hemen bütün endekslerde Türkiye'nin son 7 yılda devasa bir gerileme yaşadığını görebiliyoruz. Şimdi bu gerilemenin tamamına baktığımızda yine esas olarak Kürt meselesi bağlamında temel bir dinamiğin işlediğini görüyoruz. O da jeopolitik. Bunu sunumun başından beridir ifade ediyorum ve altını çiziyorum. Esasında bu son 5 yılda Kürt meselesinin formasyonunda bir yandan bu devlet krizi işlev görürken öte yandan Kürt meselesinin jeopolitiğindeki kırılmaların belirleyici olduğunu iddia edebiliriz. Zira son 5 yılda bu jeopolitikte iki önemli gelişme yaşandı. Bunun bir tanesi Irak-Kürtistan bölgesi bir bağımsızlık referandumuna gitti 2017 sonbaharında ve burada işte nüfusun %92'sinden fazlası bağımsızlık yönünde oy kullandı Kürt nüfusunun. İkinci olarak da Rojava bölgesi hızla genişledi. İşte 3 küçük ilçedeki kanton ilanları zaman içerisinde işte Suriye'nin kuzeyinde tarihsel Kürt coğrafyasında bir Kürt bölgesinin hem idari olarak hem siyasi olarak hem de askeri olarak inşasına dönüştü. Ve şu an halihazırda bir de facto bir otonom Kürt bölgesi son 5 yıl içerisinde büyük oranda genişledi. Ama aynı zamanda hem uluslararası alanda bir yansıması oldu, bir kabul gördü. Hem şu an ABD'nin hem Rusya'nın işte belli ölçülere temas ettiği, desteklediği bir yapılanma. Yine Esad rejimiyle konuşma kapasitesini koruyan bir yapılanma. Şimdi bütün bu hikaye içerisinde Türkiye'de bir beka siyasetinin hakim olduğunu gördük. Yani bütün bu gelişmeler karşısında Türkiye'de beka söyleminin arttığını ve bu beka söylemi üzerinden yeni bir siyasetin inşa olduğuna tanık olduk. Aslında yani Türkiye'de bu milli ve yerlilik üzerinden ifade edilen yeni siyasetin tam da bu beka kaygısının bir yansıması olduğunu ifade edebiliriz. Ve esasında bu güneyindeki iki teritoryal Kürt egemenliğine karşı Türkiye'nin daha savunmacı ve içe kapanmacı bir stratejiye yöneldiğini ve aslında bu millilik ve yerlilik meselesinin bu savunmacı ve içe kapanmacı siyasetin iki ne diyelim söylemsel yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye güneyinde gelişen bu Kürt teritoriyel egemenliklerinin kendi içindeki Kürt meselesine yansımalarını sınırlandırmak üzere yeni bir eğilime girdi. Ve çoğunuzun takip ettiği üzere
Türkiye'deki legal Kürt siyasetin aslında bir tür altını oyan bir stratejiye yöneldi. İşte 2016'nın sonbaharıyla beraber kayyum yönetimiyle başlayan ve bütün belediyelere kayyumların atanması, seçilmişlerin görevden alınması, önemli bir kısmının tutuklanması, HDP'nin kapatılmasa bile işte fiili olarak kapatılması, yani işte ana akım medyadan izole edilmesi, siyasal mobilizasyon süreçlerinin engellenmesi, işte 8000'le ifade edilen politik aktivistin, yani HDP üyelerinin, yöneticilerin tutuklanması ve sivil ve siyasal alanın geçmişe kıyaslamayacak ölçüde daralması aslında bir bütün olarak Türkiye'nin bu güneyinde yükselen iki Kürt egemenliğine karşı, iki Kürt teritoriyel egemenliğine karşı kendi içerisindeki Kürt meselesini daha güvenlik siyasetini önceleyen araçlarla, yaklaşımlarla yönetmesi olarak kodlanabilir. Şimdi buraya kadar aslında bir yandan Kürt meselesini bir tarihsel bağlam içerisinde oturtup öte yandan işte bu ikinci bölümde meselenin son 15 yıllık dönem içerisindeki 3 barış süreci kapsamındaki yüzlerini tartıştım. Bundan sonraki sunumda, yani son sunumda ise bu bütün hikayeyi dikkate alarak olası çözüm yollarını ya da olası çözüm senaryosunu tartışacağım. Bir sonraki sunumda, seminerde görüşmek üzere.